Ustozni qo'lda bir necha shogirdlar ta'lim olar ekan. Ustozi bir kuni aytibdi, hamma debdi, otasi nima kasb qilgan bo'lsa, shu kasbni o'rgansin va u ishda Xudodan qo'rqsin. Taqvoli bo'lsin ya'ni. Allohga taqvo qilsin o'sha ishda debdi. Ya'ni vazifa shu, hamma ota kasbini o'zi o'rganadi, o'zlashtiradi va u ishda Allohga taqvo qiladi. Sonda qahramonimiz uyiga qaytibdi va onasidan so'rabdi-ki, ona, ona. Endi otasi o'lib ketgan ekan-da. Otam nima ish qilgan desa, "Ey bolam, nima qilasan endi? Otang nima ish qilganini, necha yillar bo'lib ketdi, oting ham o'lib ketdi, rahmatli bo'lib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Boshqa bir ish qilaver. O'zing nimaga qiziqsang, shuni qilaversa, yo, unday qila olmayman" debdi. Chunki ustozimiz aytdi, "Hamma ota kasbini o'rganib kelsin." Endi onasi majbur bo'lib aytishki, "Bolam" debdi, "seni otang o'g'ri bo'lgan" debdi. Endi ustoz ota kasbni o'rganasan dedi. Men buni o'rganmasam bo'lmaydi. Ustoz aytgani biz uchun qonun. O'rganamiz evat, u ishda taqvo qilamiz debdi endi ichida. O'g'rini taqvolisi qana bo'larkin endi. Xullas o'zicha rosa o'rganibdi o'g'irlikni, sir-asrorlarini. Qanday qilib qulflarni buzadi, qanday qilib eshiklarni ochadi, kunda qaysi paytida o'g'irlik qilish kerak. Qanday bo'ladi bu hammasini endi o'zicha o'rgangan bo'pti endi kimdan o'rgangan bo'lsa ham balki o'zicha tayyorlangandir. Xullas bir kuni endi kechqurun birinchi tajriba qilaman o'g'ilga kiraman bugun deb kechasi yarim tunda ko'chaga chiqibdi. Qo'shnisini uyga kiraman desa yani qo'shnini uyidan bir narsa o'g'irlash taqvodan bo'lmaydi. Qo'shnini uyga kirmaymiz debdi. Keyingi eshikka borsa u yetimlarni uyi ekan. Yetimni ham molini olish taqvodan bo'lmaydi debdi. Undan ham o'tibdi. Shunday unisiga uni bahona qilibdi, bunisiga buni bahona qilibdi. Hech bir uyga o'g'irlikka kira olmasdan davom etdi endi. Keyin oldidan bir boyni uyidan chiqib, uyi chiqib qolibdi boy. Badavlat odamni uyi chiqib qolibdi. Endi bunga kirsak bo'lsa kerak deb kechasi kirib, kaltlarni nima qilib ichkariga kirib tunda endi yarim kechasi boyni xazinasini topibdi. Oltinlar, tillolar, qanaqadir qog'ozlar, hisoblar yozilgan daftarlar hammasini topibdi-da endi. Boyagi taqvoliku endi biz o'g'irmiz. Aytibdi. O'zi bu boy debdi zakot bergan ekanmi, yo'qmi bir hisob kitob qilay deb daftarlarni ochib uni boyligini hisoblab nimasini boshlabdi-da hisob kitobini. Daftarlardan qarab endi ko'p vaqt o'tib ketibdi, 2-3 soat vaqt o'tib ketib qolibdi. Qarasa 6 yillik zakot bermagan ekan boy. Boshini qashlab tursa endi u paytga kelib azon aytib qolibdi, bomdod azon bo'lib qolibdi. Endi debdi bomdodni qochirib qo'yish taqvodan bo'lmaydi, namoz ham o'qib olay keyin buyog'ida bir gap bo'lar deb borib tahoratni olib tursa bu azon tovushidan boy ham uyg'onib qolibdi. Qarasa hovlisida birov tahorat olyapti. Kim bo'ldi ekan deb sekin boribdi. "E sen kimsan?" desa, unday qarabdi-da. "Namoz payti bo'ldi, namoz o'qimaysizmi?" deb tahoratni olibdi. Keyin birga chiqib uyda egasizsiz. Imomlikka siz o'ting. Biz endi boyagi boy qo'rqib-qo'rqib bu kelmagan endi bu. Meni uyimda nima qilyapti bu? Nega menga do'g'iradi? O'g'ri bo'lsa o'g'irlar endi boyagi uncha-muncha odamni tutib olsa ziyon berishi mumkin. Qo'rqmay ziyon berishadi-ku. O'shanga qaltirab-qaltirab namozlarni o'qib, o'qib bo'lgandan keyin "Bolam, sen kimsan?" desa, "Men o'g'irman" debdi. "Men o'g'irman" debdi, hisoblab chiqdim debdi. 6 yildan beri debdi, zakot bermabsiz debdi. Ashlarni hammasini nima qilib chiqdim, shu bilan ertalab bo'lib qoldi debdi. Endi taqvolik yolg'on gapirmaydi, har narsani to'g'risini aytadi. Mana debdi, beriladigan zakotlaringizni ajratib qo'ydim debdi. Egasini topib o'zi berasiz debdi. Keyin o'zini tanitibdi. "Men falonchining o'g'liman. Biz falon domlada dars olamiz. Ustozimiz shunday nima berdi? Bizga vazifa berdi, hamma ota kasbini o'rgansin" dedi. "Meni otam o'g'ri bo'lgan ekan.
Benim şu ata imamın kasbını kılıyordum. Lakin ustazım da dedi ki, atasının kasbını o'rgansin ve o işte takvali bo'lsin dedi. Şunun için takva kılıyordum dedi. Yani. Sen şehirde turup dur dedi bayağı adam. Hazır kelaman dedi. Uyga kirib hatını bilen maslahat kılıp çıkıp da aytibdi ki, bir kızım var. Şu kızım da senga bersa. Sen onun bilen küçük bir sen kara yerin ucuda katta. Ve bir menge hesapçı bu işe kirsen. Ne fakat hesapçı belki işimde şerik bu sen. Dip, o şerde uzun da kızını uygatıp fikirden aynı kalmasın bizi takvali uğradı. Neştir nikahını oku koyun eken de. Kısadan kısa şu ki kare, adam takva kısa Allah onun gibi barakasını berip koyurarken de Allah onu asraydı, asraydı da yamanlıktan. Oğurluk yani kırıldı. Lakin şu işi de onu günahke batırmazdan Allah onu bir güzel şekilde op çıktı. En katta muammanı içinden, günahı içinden çıralı bir şekilde her kimge faydalı gibi op çıktı. Bu boygen faydalı buldu, zakatlar verilmeyen haberini taptı. Şüphet geçip birimi yürgen bulsa, hesapta adışken bulsa, onun için öyle kılıp hesapla verdi. Balayım oğurluksız, yaman yollarsız bir hayatını bir şekilde işli buldu, aileli buldu. Yani her bir işte takva kılınsa, netice çıralı bulurarken de. Onun nasıl şu, hısası şu.